Çocukken çok garip fantezilerimin olduğunu daha önce de söylemiştim. Bunu zaten sopayla çimenlere savaş açmamdan anlamanız gerekiyordu. Ve bu fantezilerden bir tanesi Dia üzerindeki tüm oyunları toplamaktı. Nasıl hissediyoruz? Here comes the money. Here we go. Money talks. Oh shit. Alright. İyiyim ağlayın. Her şey bana PC 2'nin alınmasıyla başlamıştı. Gaming'in yeni çağı orada açıldı. Ondan önceki Dennis Sega ve Sony Bill'lerin bazı bilgi yetersizliklerinden dolayı çok uzun yaşamıyorlardı. Bir teknoloji harikası derdim eğer o zamanlar PC 3 çıkmamış olsaydı. Boşver, aralarında çok da fark yoktur zaten. Ama aralarında çok fark var, kendine gel, fazla zayıfsın. Ve bu tüm oyunları toplama fantezisi bana odamı toplarken, evet bir aralar odamı topluyordum. Yani topluyormuş. Raftaki oyunlar dikkatimi çekmişti çünkü hepsinin tasarımı aynıydı. Renk paletleri aynıydı ve mükemmel bir şekilde birbirlerini tamamlıyorlardı. Ve onları doğru bir şekilde dizerken hayatın anlamını çözümlemeye başlamıştım. Ve her şeyin üstüne ben bir perfeksiyonistim. Bu yüzden onları renklerine göre, alfabeye göre, oyun türüne göre sıralıyordum. Neden? Ve hala böyle bir hastalığım var biliyor musunuz? Ama oyun yerine kitap sıralıyorum. Doğru, ben bunları dizmeyi unuttum. Anam beni sik. Ama öyle ya da böyle görüntü çok güzeldi. Güzel demek ha? Evet, güzel. Kafayı yemen için yeterli mi peki? Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Haklısın. Şey dur ne? Sen boynuz olan nerede? O ne diyecek acaba? Evet, peki eğer başka fikri yoksa... Ve başladım. Okulda arkadaşlardan geçinerek biriktirdiğim parayla oyunlar satın almaya başladım. Tabii ki aldığım oyunların tasarımları birbirine benzemeliydi. Koleksiyon gittikçe büyüyordu ve bundan gurur duyuyordum. Ama memnun değildim. Çünkü kutuların köşeleri yüzlere kadar güzel değildi. Bela vaziyete. Ben de duvarları raptaya geçirip onları lastikle tutturdum. Malum o lastikler diskleri tutacaktı. Ve planım tüm duvarı böyle yapmaktı. Zamanla bunun o kadar da iyi bir fikir olmadığını anlamaya başladım. Çünkü oyun çok fazlaydı. Ben de mecbur duvarda duracak oyunları seçerken ayrımcılık yapmaya başladım. Duvarlarda sadece benim en çok beğendiğim ve sevdiğim oyunlar olacaktı. Bu yüzden duvara oyunların adlarını yazmaya başladım. Hangi oyunun nerede duracağına karar vermek için. Ah çok güzel. Ananı sik. Duvara layık görmediğim tüm oyunları, yani bok gibi olanları, ya kutuya atıyordum ya da rafa koyuyordum. Sonuçta onlar da oyun. Ve amacım hepsini toplamak. İleride alacağım oyunları listesini yapmayı ihmal etmemiştim. PC'nin benim oyunu destekleyip desteklememesi umurumda değildi. Çünkü oyun listemdeydi. Ya tam da burada akıl hastanesi geliyor. Planım aynı İsveç saatleri gibi kusursuzdu. AliExpress'ten gelen. Malum beni vuran ilk şey oyun kapakları olmuştu. PC 2 oyunların disklerdeki görselleri gayet de güzeldi. Ama oyunun kendisi nasıl diyebilirim, pek gerçekçi değildi. Bunun gibi. What the fuck is this? PC 2 ile 3 arasında bu kadar grafik farkının olacağını o zamanlar bilmiyordum. Ve ciddi bir şekilde PC 3 oyunlarının kapaklarını alıp PC 2'ye yapıştırıyorlardı. Bu konu üzerine biraz oturup düşündükten sonra yaptığım koleksiyonun bok gibi olduğunu anlamaya başladım. Mecbur oyunları azaltmaya başladım. Bir daha gözüme denk gelmemeye çalışın. Ama en büyük darbeyi bundan sonra yaşadım. En sevdiğim dükkandan bir oyun daha satın alıp eve döndüğümde kapağındaki görselin biraz yamulduğunu fark ettim ve onu düzeltmek için dışarı çıkardım. Ve bunu yaparken bir şey fark ettim. Kağıdın arka tarafında bir kadının kimliğinin fotokopisi vardı. Ve kadını tanımıyordum. O an her şeyi anladım. Ha peki siz diskleri nereden getiriyorsunuz? Sen sipariş veriyorsun, ben de onu şehir dışından getirttiriyorum. Anladım. Aslında fotoğrafları internetten indirip yazıcıyla çıkartıp kutuların üstüne yapıştırıyormuş. Ben ise gerçekten bunların lisanslı ve orijinal oyunlar olduğunu düşünüyordum. Çünkü PC diskleri korsan olamaz. Oluyormuş. Ama bir dakika. Kanka eğer istersen sana oyunu ucuza getirtirebilirim. Dükkan fiyatından en az 5 kat daha ucuz. Kanka bu bilgisayar oyunu değil biliyorsun değil mi? PlayStation, yani burada korsan diskler olmuyor. Ama hayır. Bu yaptığın salaklık aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceğim. Ne kadar salam. Oyunların normal fiyatının daha fazla para verdiğim yetmezmiş gibi onların korsan hallerini topluyormuşum. Ve mantıken topladığım koleksiyon o kadar da eşsiz sayılmaz. Ve gerçek lisanslı oyunları muhtemelen hiç toplayamayacağım. Wow, baya boş bir hikayeydi kanka. Ben bunu da neler dinlediğimi bile bilmiyorum. Ya. Neyse, demem o ki siz olun ve siz olun. Diğer tüm roller dolu. Görüşürüz.